TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere diyabetten bahsedeceğiz. Diyabet nedir? Belirtileri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Doktor Mustafa Eraslan bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah diyeceğim ama şimdi ben seyircilerimize bir duyuru yapayım. Evet. Bugün Nülüfer Hanım biraz önce eniştesi rahmetli oldu. Evet, herkes hocam, bir maalesef. Fatiha okursa belki binlerce Fatiha hocam, şu anda bitmiş olur. Hocam Allah razı olsun. Evet, herkesten dua bekleriz. Tabii. Hı hı. Şu anda bizi seyredenler bir Fatiha okusunlar. Hem geçmişlerimize hem de özellikle Nülüfer Hanım'ın eniştesine inşallah, teyzesinin eşi. Hı hı. Mekanı cennet olsun diyelim. Amin, amin. Allah razı olsun. Yani birçok hastalık tabii şöyle eskiden büyükler derdi ki hastalık ölüm getirmez. Evet hocam. Yani sizin eceliniz geldiği için ölürsünüz ama hastalık bunun vesilesi olur. Doktorun vazifesi de kişi ölene kadar sağlıklı yaşasın diye uğraşmaktır. Uğraşması, evet tabii hocam. Yani biz ne yapmamız lazım? Bize bir kişi hasta geldiği zaman, şu kapıdan hasta olarak girdiği zaman bu kapımızdan da bizim iyileşmiş olarak çıkması lazım. Dün yani bir hasta geldi. Eczacı bir kızımızın kayınpederi. Kova hastası. Bizim merdivenleri biliyorsunuz birinci kata çıkmak zordur. Yani Rabbime şükür olsun bakın. Ben dedim ki Sercan'a şu şey dedim kullanın dedim. Muayenehaneye indirdim. Bir saat sonra bakacağım dedim. Unuttum, 1,5 saat sonra indim. Hastaya yatıyor. Dedim uyuyor musunuz? Gözlerini açtı. Yok dedi hocam dedi. Sanki dedi beynimle dedi ayaklarıma kadar dedi. Bir dedi şey oldu dedi bana. Karıncalanma, elektriklenme. Hadi dedim yürütelim seni. Kaç seneden beri hocam KOAH hastası bu arada? Hasta. Epeydir KOAH hastası. Uzun zamandır. Epeydir KOAH hastası. Yani şöyle bir katı çıkamıyor işte. Bizim oraya çıkamadı. Bizim oraya çıkarken dinlendi. Şey yardım etti. Oğlu yardım etti. Etmiş ben görmedim o ilk şeyini. Ondan sonra ben onu bizim 4. kattan zemine kadar ben asansör çağırdım. Yok der hocam ben kendimi iyi hissediyorum. O işte baba yapma etme asansör. Zorlanarak çıktığım merdiveni sonra kendiyle indi o hocam. O bir katı çıkamamıştı. Bir katı çıkamadı. Aha. Biz aşağıya indik. Ondan sonra tekrar yukarı çıktı. Tekrar aşağı indi. Tekrar yukarı çıktı. Hocam maşallah. Dedim ki bundan sonra dedim bir iki tane daha kullan. Ondan sonra artık ömür boyu ilaçtan da kurtul. O tamamen o nefes darlığı hepsi gitti yani hastada hocam. Bakın ben çok net konuşuyorum burada. Ben anlatamıyorum ya. İnsanlara anlatamıyorum. Yani bana KOAH hastasını getirin. Noterde git. Kim gelirse gelsin. Dünyadaki bütün göğüs hastalıklı uzmanı arkadaşlarımız, hocalarımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimiz gelsinler. Ben bir hafta 10 gün içinde o makineden onların kurtulmasına yardımcı olurum. Evet. Bakın bu kadar. Her zaman da söylüyorsunuz, dile getiriyorsunuz. Ya bakın belki 350-400 milyon tane insan var. Şu anda 9 milyar insan diyor. Hadi 8 milyar diyelim. 8 milyarın yaklaşık ne kadarı size söyleyeyim. %20'si, 1,5 milyarı hayatını KOAH'tan kaybedecek. Akciğerle ilgili problemlerden kaybedecek. Evet. Biz Türkiye olarak yarısını tedavi ederiz ya. Ya hastam dün hamdolsun. Oğlu da eczacı, eşi de epey bir ne şaşırdılar. Ne mutlu hocam, Allah razı olsun. Yani dua etmeleri bile yeter. Dedim ki, bu dedim yani gerçek tıp bu olması lazım. Yani hasta ben hadi sana bir cihaz sattım. Hadi ben sana şu ilacı verdim. Bu yetmedi. Hadi ben bir de rapor çıkarttım. Artık çok uğraşma. Direkt git eczaneden al. Bu mu tedavi ya? Biz bu kadar mı düştük? Yani anlamak mümkün değil. Bu gerçekten bir düşkünlük hali. Kesinlikle hocam. Yani bizim hastayı tedavi etmemiz lazım. Bilmiyorsak da bu işi yapmamamız lazım ya. Mesela sizin rahmetli eşiniz Alzheimer. Evet. Size de o konuda fırça atayım ben. Niye bana söylemediniz? Siz de bilmiyordunuz. Tamam. Yani Alzheimer ben diyorum ki gelsin. Yani eski haline, yakın bir hale gelir bu hasta. Evet. Niye? Ben hep örnek veriyorum. Artık herkes de kanı kısadı. Yani çiçeği sulamadığınız zaman şey yapıyor. Soluyor. Yani küçülüyor. Aynen, kuruyor. Yonca tarlasını sulamayın ne oluyor? Bakıyorsunuz hop pat küçük. Ama suladığınız zaman artık o yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde kendisini toparlıyor. Evet. Olay bu. Sürekli dile getiriyorsunuz.
Hocam şundan da bahsetmenizi istiyorum. Diyabetle ilgili çok soru geldi sizin programa katılacağınızı duyan izleyicilerimizden. Özellikle karşıdaki bir izleyiciden size sormamı ilettiler. Hanımefendinin babası 80 yaşında. Diyabet teşhisi koymuş ama senelerden beri var tabii şeker hastalığı. Ve şu anda ayaklarında morarmalar başlamış. Ayakları kesilecek demişler. Ayağını, evet. Ayağını hiç kesmesinler. Ben o ayakları, şu anda iddialı bir ifade kullanayım. İçeride 15 gün içinde o ayakların tekrar normal hale gelmesine, dolaşımın, tıkalı damarların açılmasına yardımcı olur. Diyabeti biz yanlış yapıyoruz. Nasıl yanlış yapıyoruz? Bir, diyabetin sebebini bilmiyoruz. Diyabette o kadar çok piyasa... Hocam diyabet aslında biraz sinsi de bir hastalık değil mi? Yani çok yavaş hissedemezsiniz ilerleyen. Hissedemezsiniz onu. Niye? Yani bir, siz gece gündüz kan şekeri ölçtürmüyorsunuz. İki, siz kalın bağırsaklarınıza çok dikkat etmiyorsunuz. Bakın ben buradan bir şey söyleyeyim. Diyabet eşittir kalın bağırsak rahatsızlığı. Millet diyecek ya amma da attı yine. Yani benim bu attı dedikleri 20 sene geçiyor. Sonra Amerikalılar işte bak bu böyleymiş dedikleri zaman akıllar başlarına geliyor. Diyabet böyledir. Kalın bağırsak geçirgenliği artar. Kalın bağırsaktaki pankreas ve karaciğer bölgesinde geçirgenlik artıp toksinler alınır. Ondan sonra bakarsınız pankreas insülin salgılamayı bırakır. Sonuç aldınız size insülin. Ya dışarıdan vereceksiniz ya da hayatını kaybedecek. Onun için kalın bakın şu anda Amerika'da bazı hastanelerde, bazı üniversitelerde kolon hidroterapi yani kalın bağırsak temizliğini rutin tedaviye soktular. Tedavi olarak yapılıyor değil mi hocam? Bizde de öyle. Hasta geliyor bana. Ne kullanıyorsun sen? İnsülin kullanıyorum. Kalın bağırsak temizliyor. Ya hocam diyor artık insülin bana çok geliyormuş diyor. Ne oldu? İlaca döndüm. Biraz devam ediyorsunuz. Kurtuluyor. Ya ilaç kullanıyor. Hocam ben artık ilaca bıraktım diyor. Bıraktım çünkü diyor. Tabii. Çünkü sebebi ortadan kaldırıyorsunuz. Sebebi ortadan. E buradan bir tane şey geliyor. Kirli su geliyor. Veya bardağın dibi delik, kovanın dibi delik. Siz hiç durmadan yukarıdan su doldursanız ne olacak? Dip delik. Evet hocam doğru söylüyorsun. Ne yapmak lazım? O deliği siz eğer kapatırsanız, tıkarsanız şey yapacak. O karşıdaki hastamız evet hocam tetkiklerini ondan kaldığımız yerden gönderse, devam edelim. Muhtemelen gözlerinde de problem vardır onun. Kesinlikle hocam evet. Tabii böbreklerinde de problem vardır. Onların hepsinin tedavisine yardımcı olur. Ama ne yapacak ayakları biliyor musunuz? Ayakları kesilmekten de kurtulur aslında. Kurtulur ama ne yapacak ondan sonra? Evet hocam. Ayakları toparladığı zaman burada herkese bir tane şey kaz gönderecek tamam mı? Kaz gönderecek. Onların kazları iyidir biliyorsun değil mi? Evet. Tamam hadi bakalım. İşin evet letfesi, telefon buyurun. Bağlantımız varmış hemen alalım hocam. Kasım Hanım hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Alo. Efendim. Buyurun hoş geldiniz. Alo. Alo sizi dinliyoruz buyurun hoş geldiniz programımıza. Hocamla görüşecektim. Tabii sizi dinliyor buyurun. Buyurun ben dinliyorum sizi hayırdır buyurun. Kardeşim için aramıştım. Buyurun hayırdır. Koa hastası bak. Tamam. Herhangi bir... Koa hastası. Tamam kaç yıldır? Astım hastası. Tamam kaç yıldır? 6-7 yıldır daha fazla. Tamam şimdi koahla ilgili, astımla ilgili bazı ilaçlar kullanıyordur. Peki arada sırada bir cihazdan, makineden şey alıyor mu? Nefeslenmek için bir destek alıyor mu? Yok fıs fıs kullanıyor. Tamam. Ondan sonra ilaçları var onları içiyor ama... Tamam. Yani iki adım yürüyemiyor. Yani şöyle birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata dinlenmeden çıkamıyor değil mi? Çıkabiliyor. Tamam. İkinci kat evi var çıkabiliyor. Tamam. Şey yapacağız neydi ben o koalın ortadan kalkmasına tedavisine yardımcı olurum. Arkadaşlarım şimdi telefonunuzu almışlardır. Yayından sonra bugün yarın ben bir görüşürüm sizinle. Arkasından ne yapacağımıza karar veririz tamam mı? Peki hiç çok geçmiş olsun sıkmayın. Kasım Hanım. Evet hocam koa hastası yine. Bir dünya kardeşim. Hasta var böyle ama bakın adı üstüne kronik diyoruz. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Kronik deyince artık biz bunu kolay kolay tedavi edemiyoruz demektir. Evet kronikleşmiş buna, çünkü artık. Tabii biz buna ne yapacağız? İlaç için rapor çıkaracağız. Obstrüktif deyince tıkayıcı demektir. Akciğerlerin havalanmasında bir tıkanma var. Diğeri de zaten şey, akciğer. Tamam demek ki akciğerleri tıkayan bir problem var. Biz hep işte sigaraydı, şuydu, buydu. Sigara artık derler ya zurnanın son şeyi, deliği. Evet. Bu böyledir. Yani sadece hızlanmasına vesile olur. Ama asıl mesele kalın bağırsaktaki olaylardır. Son zamanlarda bazı doktor arkadaşlar çıkıyorlar, kalın bağırsaktan bahsetmeye başladılar.
Onlar bahsederken benim de adım versinler. Çünkü biz yaklaşık 26-27 senedir bundan bahsediyoruz. Sanki gökten zembillenmiş gibi. Her neyse, yani KOAH hastası o akciğerlerdeki problem hızlı bir şekilde çözülebilir. Yani o akciğerdeki spazmlar, şunlar, bunlar vesaire toparlayabilir. Siz o fıs, Allah korusun, şimdi savaş çıktı, fıs fısı bulamadınız. Yani evet hocam, hastamızın evet. dediği gibi fıs fıs bulamadınız. Cihazı bulamadınız. Ne olur, ölecek mi bu hastalar ya? Bunları bitkilerle tedavi edebilirsiniz. Ömrünün sonuna kadar bununla yaşamak zorundaymış bitkiler diye bitkilerle yani tedavi edebilirsiniz. Yani bir astım hastası, bir KOAH hastası çok rahat tedavi edilir. Bana dediler ki hocam işte polene şey var, alerjisi var, astım oluyor. Ben onu nasıl tedavi ettim biliyor musunuz? Polenle ve balla tedavi ettim. Aşı yaptım. Bal aşısı yaptım, bal. Poleni alerjisi olan polenle tedavi ettiniz evet, hocam. Evet, bu böyledir zaten. Azar azar verirsiniz siz ona. Kendi yöresindeki bala biraz polen karıştırsınız. Onun ölçüleri vardır. Ondan sonra bakarsınız 30 senedir o polene alerjisi olan, hayatın 30 yıldır bal yiyemeyen. Hocam işte o benim hemen. ben bal yiyemem hayatta, alerjim var çünkü. Tamam, o zaman siz ne yapacağız? Biz tedavi edeceğiz. Tedavi edeceğiz tabii. Ben şimdi ne yapacağınızı biraz sonra tarif ederim size. Onu alırsınız. İnşallah yani bal da yersiniz. İnşallah hocam. Evet. Yani şey, hastalıkları gözümüze büyütmeyeceğiz. Bizim en büyük problemimiz zaten hastalıkları inanılmaz derecede gözümüzde büyütüyoruz. Ben şu anda kanserde bile çok çok rahat konuşuyorum. Evet, daha önceki programlarımızda da çok, konuşmuştuk. Çok çok rahat hocam, konuşuyorum. Hocam şunu da sormak istiyorum. Kansere geçmeden önce bir hastamız daha vardı. Diyabet hastası, sinsice ilerlemiş tabii hastalık ve kas erimesi yapmış. Şeker hastalığı yapar mı hocam, kas erimesi? Tabii yapar, şeker hastalığı, kas erimesi yapar, sinirlerde harabiyet, nöropati. Yapar. Bunların nöropatinin tedavisi yok. Fizik tedavi de görmüş ama düzenli. Ne görürse görsün. Birçok nöropati hastasının ben yürüyemediğini, artık evinde oturduğunu, affedersiniz tuvalete bile destekle gittiğini biliyorum. Hastalarımı da görüyorum ben. Geliyorlar çünkü. Veya ne yapar diyabet? Retinopati yapar. Gözlerine körlük olur. Ben mesela bu hafta, geçen hafta cuma, dün, bugün perşembe, pazartesi, salı günleri 2-3 tane hastam geldi. Bir tanesi sarı nokta. Bir tanesi iki tanesi de diyabete bağlı görme problemi. Şu anda iyileşmişler. Evet. Şimdi bu cümleden sonra ne olması lazım? Bak, normal şartlarda şu olması lazım. Ya bu doktor ne dedi? Ya benim diyabet hastam görmesi toparladı. Bunu dedi mi ben? Dedim. Şimdi diyabet vakıflarının veya endokrinindeki hocalarımızın, kardeşlerimizin, doktor arkadaşlarımızın hemen koştur koştur bana gelmesi lazım. Hocam sen ne yapıyorsun da diyabetli gözün açılmasına yardımcı olursun diye. Bunu sormalı lazım. Bunlar ne kadar enteresan, alakasız, ilgisiz doktor arkadaşlara. Kızıyorum onlara. Hiç hocam gelmedi mi pek bir yani size? Geliyor doktor. Canım, geliyor tabii ki geliyor. Ama yani ben günde iki tane, üç tane gelsin istemiyorum ki. Ben onlardan para almıyorum, pul almıyorum. Evet. Gelin diyorum, öğreteyim diyorum size. Daha ne olacak? Türkiye'de kaç tane diyabet var? 10 milyondan bahsediyoruz. 10 milyon resmi rakam. 9 milyon 300 bine. Tabii bu hastaların bir de ilaç kullandığını düşünürsek, bir sürü rapor ilaçları olduğunu da bunların hepsi ilaç kullananlar. Resmi devletin, sosyal güvenlik kurum para öde diye diyabet hastaları, teşhis konmuş hastalar. Gözünü kaybediyor. Bunların birçoğu ilerleyen dönemde veya bir kısmı gözünü kaybedecek. Eğer düzenini tutturamazsa. Tamam, ben diyorum ki gözün tekrar görmesine yardımcı olurum. Yardımcı olurum. Nöropati yürüyemeyecek. Ben yürümesine yardımcı olayım. Diyalize girmek üzere. Diyalizden kurtulmasına yardımcı olayım. Tamam, o zaman milletin işte. Başta kimin biliyor musunuz? Başta Allah hayrını nasip eylesin. Fahrettin Koca hocamızın, sağlık bakımımızın bana koştur koştur gelmesi lazım. Ya evet. Hocam sen ne diyorsun ya? Bu çok önemli bir şey demesi lazım. Öyle değil mi? Evet hocam. Çünkü sürekli dile getiriyorsunuz. Sürekli söylüyorsunuz ve tedavileriniz belli, yapmış olduğunuz tedaviler belli. Valla gelmiyorlarsa da gelmesin diyoruz ondan sonra. Biz de küsüyoruz değil mi? Evet. Ha, ben dün mesela neden mutlu oldum? Bir hasta bana çok sıkıntılı geldi. Yürüyerek gitti. Yürüyerek gitti. Benim KOAH hastam var. Yan taraf Yazıcıoğlu İş Merkezi diye bir yer var. Bilgisayarla uğraşıyor hasta. Maç yapıyor bu adam ya. Daha ne olsun? Bu adam maç yapıyor. Maç yapıyor. Yani siz o merdivene oğlunun yardımıyla çıkmış bir adam. Hocam diyor yaklaşık 150, hadi diyor 200 metre diyor. Babam gitti diyor işte
kahve diyelim biz. Hı hı. Oraya diyor, mutlaka diyor işte ya beni götürün, ya yanımda durun, yok düşerim, yok bilmem ne. Şimdi oldu bir canavar diyor. Gidiyor, geliyor, gidiyor, şimdi geliyor. Kimse istemiyor yanında. Hatta diyor erken gidiyor diyor, ondan sonra öğle yemeğine geliyor diyor, tekrar gidiyor tekrar diyor. Tekrar gidiyor. Evet, canı da sıkıyor peki demek. Peki bu tedaviyi daha ne kadar görecek hocam? Görmeyecek. Bir kereye mahsustu yani. Ya ben tedavi edeceğim, ondan sonra Allah yolundan açıksın. Ondan sonra gelirlerse, Allah ömür verirse bir 10 sene sonra eğer problem olursa gelsinler. Kuvvet edinsin belki 10, 20, 30 yılda oluşuyor. Artık o 10, 20, 30 da idare ederiz. Benim tedavi ettiğim 10, 20, 30 idare eder. Merak etmeyin. İdare eder. Evet. Tabii benim 2010'da tedavi ettiğim damar tıkanıklığıyla. Hasta şimdi yeni yeni ya hocam işte bak benim damarlarımda. 10 yıl sonra geliyorlar. Tekrar işte eskiden %80'den şimdi %30 olmuş bilmem ne olmuş. Onlar ufacık dokunuş. Hocam neden kaynaklanıyor? Yani sürekli dile getiriyoruz aslında damar tıkanıklığını ama yine bağırsak temizliğinde mi? Bağırsak ağırlık olarak. Bağırsak temizliği. Tabii ağırlık olarak bağırsak. Bağırsak organların çalışmasını bozuyor. Damar içindeki yapıyı bozuyor. Şöyle düşünün siz. Şimdi su kanalı. Diyelim ki neredeyiz? Adana'dayız. Ceyhan'la şey yapıyoruz. Su kanallarıyla şey yapıyoruz. Ondan sonra yaramaz bir çocuk gelse. Adı örnek ne? Diyelim ki Ceyhan dedik. Hadi o da Cihan olsun. Cihan olsun. Cihan olsun. Oraya gitse taşları atsa. O hiç durmadan akan su kanalı yavaş yavaş ne olur biliyor musunuz? Çer, çöp, kum, küçük çakıl vesaire gelir. Bakarsınız oranın akması bozulmuş. Değil mi? Bizim damarlarımız da böyledir. Bu şekilde aslında. Tabii. İşte adını siz getirin. Onların artık eski haline gelmesini siz sağlarsanız, gerçekten doktorsunuz. Sağlayamıyorsanız sadece yurt dışındaki doktorların taklidini yapan bir şeysiniz. Ben şeyleri görüyorum neydi? Bir ara bir sanatçı kızımızla mı ne? Tükenmişlik sendromu diye bir şey çıktı. Hatırlar mısınız? Bir ara çok fazla olmuş. Şu anda da aslında var. Niye herkes yorgun sonrasında kalkıyor? Sonrasında geçirgen bağırsak sendromu çıktı. Tükenmişlik sendromu. Evet. Bunların hepsi böyle dönem. Özelliği ne biliyor musunuz? Bir, sabah yorgun kalkıyorlar. Evet. İki, dayak yemiş gibi kalkıyorlar. Üç, şişkinlik, gaz, kabızlık oluyor. O kızımız tarif ederdi. Ben gülerdim. Ya ben işte herkes arkadaşlarım yemek yiyordu. Ben çok az yesem bile kilo alıyorum da hiç durmadan diyetle başladım. Neydi biliyor musunuz tedavisi? Gelecekte kalın bağırsak temizliği. Başka hiçbir şey yapmayacak. Bu kadar basit biliyor musunuz? Bu kadar basit. Hocam bir kere de geçecek mi peki kolon hidroterapiyle yapmış olduğunuz tedavi? Şöyle yani bir seansta geçmez. Geçmez. Niye? Bu benim bahsettiğim son 45 gün 50 günün gaytalar değil. 5, 10, 20, 30 yıllık 40 yıllık gaytalar. Şimdi bazen biz bazı hastalıklarda ne diyoruz biliyor musunuz? Diyoruz ki sende genetik diyoruz. Evet. Genetiğin genetik al. Evet hocam. Genelde biz, diğer hastalıklarda da çok fazla konuşuyoruz genetik. Bir kısmında ailende diyabet var mı? Var. Genetik. Kanser var mı? Var. Genetik. Hepsi yanlış. Hadi diyelim ki %90'ı yanlış diyeyim. Değil biliyor musunuz? %90'ı beslenme. Anne nasıl besleniyorsa çocuk da öyle besleniyor. Yani sonra annesinin yakalandığı hastalığa o da yakalanıyor. O da yakalanıyor. Tamam, işte size genetiği çözdüm. Çok basit değil mi? Böyle yorum yapmaları lazım. Hocam hiç bu mantıktan bakmamıştık yani şu anda siz söyleyince. Evet doğru. Ya olay bu. İşte genetiklik bu. Beslenme alışkanlığı başka hiçbir şey değil. Onun için ben dediğim gibi birçok hastalığın tedavisi yani gerçekten rahattır, vardır. Mesela dün bir hastam geldi ve yaramaz bir kızımız, 22 yaşında, çok sevimli, mütedeyyin bir ailenin kızı. Çok bilmiş de sağ olsun ablası var, hoş bir ablası. Geldi, sık sık epilepsi nöbetleri geçiren bir hasta. Şeylerine baktım ben, EEG'lerine baktım, yani raporlarına baktım, sıkıntılı. Mesela dün getirdikleri raporda EEG'deki sıkıntı, epilepsiye sebep olan sıkıntı ortadan kalkmış. Evet. Kaç gün geçti hocam aradan? Bir 3 ay falan geçti. 3 ay geçti. Bahsettiğimiz epilepsi, sarı hastalığı. Belli nöbetler geçiriyor. Geçiriyor, geçiriyor. Birçok şu an dünya, yani Türkiye'de yok mu sarı hastası olan? Var hocam. Var. Çok tamam bakın işte çok basit bir şeyden bahsediyorum. Değil mi? Beynin iyi kanlanmasını sağlayın. Vücuttaki toksinleri atın. Kalın bağırsak temiz yapın. Epilepsiden kurtuluyorsunuz. Kurtulun. Tabii. Veya MS, Parkinson. Alzheimer hocam özellikle bahsedelim. Benim bir hastam vardı. Bizim arabamıza geldi. Tanıdığım birisi, ismini vermeyeyim. Şey neydi?
laf laf açtı. Ablamla ben arkada oturuyoruz. Dedi ki, yanımda da şey geçirmiştim. Sizin neydi? Hocam bir telefon bağlantımız olur. Varmış. Alalım hemen. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Sağ olun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ya benim ayaklarım şişiyor hanım kızım. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Evet hanım kız, ses ördüm. Evet hocam. Geçmiş olsun. Hayırdır adaşım, buyurun. Ha hocam, konuşuyor. Tamam, hayırdır, buyurun buyurun. Niye bağlıyım? Ayaklarım şişiyor doktor bey, ayaklarım şişiyor. Ayak şişer ama ayağın şişmesi için bir sebep lazım. Nedir sebebi biliyor musun? Valla sebep ankette gezmediğim hastane kalmadı. Tamam, ne dediler? Hiçbir şey demediler. Ne ortopedi koydum ne hiçbir şey koymadım. Ortoped değil, şeye baktım. Sizin ilaçtan da aldım ben. Karaciğerlere, böbreklere. Yok, öyle bir şey yok. Kalbinizde problem var mı? Kalbimden ameliyat oldum. Tamam. Ne oldu? 6-7 sene oldu. Bypass mı oldunuz? Yok, ameliyat oldum. Ne ameliyatı oldunuz? Evet, kalp ameliyatı. Tamam. Muhtemelen kalbin pompalama gücü zayıflamıştır. Bak şöyle yapacağız. Yayından sonra arkadaşlara siz yardımcı olsun. O elinizdeki tetkikleri, kullandığınız ilaçları bir atın. Onun üzerinden ben bir değerlendirme yapayım. Ondan sonra o ayağınızın şişmesinin hem sebebini söyleyelim hem de tedavisini yapalım. Olur mu? Olur hocam. Hadi bakalım. Tekrar geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Mustafa Bey. Yarın sende o şeyden yok masadek, o telefondan. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar yardımcı olacaklar size Mustafa Bey. Çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin inşallah. Bak şey olsaydı evet. Şimdi, hı-hı. Neydi o, bizim arzum olsa hemen Antep fıstığı izlerdi. Kocam. Tamam. Şey neydi? Şey ayağı... hocam, yani bacak şişmesinden bahsetti Mustafa ayak Hocam. Şişmesi. Mustafa muhtemelen Bey de şöyle, ha? Kalp ile ilgili. Kalp ve tansiyonu tabii. Da var herhalde hocam, değil mi? İşte yani... onları bir bilmek lazım. Bazen kalp iyi pompalamıyor. Hı-hı. O güç ile yukarıdan aşağı dolaşmıyor. Bazen gözden kaçıyor. Bizim iç varisler dediğimiz varisler ondan oluyor. Ondan da kaynaklı tabii, olabilir. Bazen hı-hı. Tabii. Böbrekler, bazen hani doktor arkadaşlar idrar söktürücü verirler. Şimdi hocam evet tam onu soracaktım. Yani çoğu doktor bunu yapıyor, idrar söktürücü, ama bunlar da böbreklere zarar vermiyor mu aslında? Şimdi şu, onun çok girmeyelim ama şu, idrar söktürücü kullanıyoruz ama asıl problem vücutta biriken sıvı neden birikiyor? Onu ortadan kaldırmak lazım. Neden birikiyor diyelim ki? Kalbiyle ilgili bir problem var. Siz onu düzeltmeden verdiğiniz idrar söktürücüyle suyu atarsınız ama hiç durmadan o su birikecektir. Niye? Tekrar edecek. Musluk açacak, hiç durmadan geliyor. Nereden geliyor peki musluk? İşte kalp iyi pompalamadığı için geliyor veya böbrekler iyi süzmediği için geliyor veya sizin su ve tuz sisteminiz bozuk olduğu için geliyor. Onlar olduğu zaman onlar düzelmeden siz düzelmeyeceksiniz. Şeker sebep düzelmeden düzelmeyeceksiniz. Romatizmanın sebebi yok ya. Evet hocam. Var. Kalın bağırsak geçirgenliği arttı. Eklemlerde yerleşti. Oldunuz romatizma. Ne yapacağınız? Net. Kalın bağırsağı temizleyeceksiniz. Artık kalın bağırsaktan toksin edememek lazım. Zehir demek lazım. Yani öyle değil mi? Detoks ne demek? Toksinin atılması. Atılması, evet. De zehir deseniz, zehrin atılması aslında. Biz zehirlenmiş yaşıyoruz. Bizim kameraman zehirlenmiş yaşıyor. Nasıl hocam? Tabii yiyor, içiyor. Mutlaka vücut bir kısmını alıyor. Birikiyor. Değil mi? Ondan sonra ne oluyor? Onlar vücutta bizim hastalık dediğimiz problemleri. Bakın hastalıklar niye ileri yaşlarda çıkıyor? Niye hocam? Çünkü... zehir bardağı dolduruyor. En son taşlarından biz hasta olduk. Artık gidecek bir yeri kalmıyor tabii, doğru söylüyorsun. Biz diyoruz ki artık hasta olduk. Tabii. Onun için zehrin birikmesi için zaman lazım. Zaman geçmesi için de bir yaşlanma lazım. Yani onun için mutlaka yani hep söylüyorum, sebebi bileceksiniz. Ondan sonra hastayı tedavi edeceksiniz. Peki hocam, hastalıklarda hacamatın önemi nedir? Onu da sormak istiyorum hemen size. Ne diyoruz biz? Zehir diyoruz değil mi? Hacamat şu, hacamat vücutta birikmiş, zehir biriken bölgelerden o zehirleri almak, vakumunu almak. Kaç bölgemiz var bizim? 96 tane ana bölgemiz var. 422 tane tali bölgemiz var. Diyelim ki ne hastasınız? Hasta geldi, hocam benim sperm hareketlerimde problem var. Hacamatta sperm hareket bölgesi vardır.
Hocam benim sperm sayım eksik. Hı hı. Hacimata sperm sayı eksikliği için bölge vardır. Hocam bende KOAH var. KOAH'la ilgili 3 tane 4 tane özel bölge vardır. Evet hocam, özellikle şimdi sorayım o zaman. Hı-hı. Diyabet. Hı-hı. Bir gün şey yapalım, bunları neydi? Tablo ekrana halinde gösterelim. Ekrana verelim hocam. Evet, DSF olarak. Diyabet. Hı-hı. Pankreasınızda yeter kadar insülin. Pankreasla ilgili şeyler vardır. Neydi adını sıkıntı? Bölgeleriniz sıkıntı var. Bölgeler vardır. Hı-hı. İşte bu bölgeleri siz bilirseniz hacamatta o bölgelerde toksinler alırsınız ve hastalık hızlı bir şekilde toparlar. KOAH hastalığında hocam hangi bölgedir özellikle? Yani nereye? Genelde sırta yapılır ya da başa yapılır diyebiliriz. Hem sırta yapılır, ha? Hem göğüste, ön tarafta da yapılır. Yani göğüste de yapılabiliyor. Tabii. Hı-hı. Yani şimdi bizim insanımız sadece sırta yapılan hacamatı bilir. Evet. Öyle değildir. Vücudunuzun her bir bölgesine, birkaç bölge hariç, hı-hı, her bir bölgesine yapabilirsiniz. KOAH hastalığı. Ama aklınızda olsun, bizde seyredenler. Hiçbir zaman şu bizim kafamızın arkasında bir çukurluk vardır. Elinizi evet, atın, hocam, görürsünüz onu, evet, tamam mı? O çukurluğa dokundurtmasınlar. Ondan sonra pırt diye felç olurlar. Bu da önemli bir bilgi olacak. Felç olurlar. Tamam mı? Yanlış teknik. İşte bilmek yanlış lazım. Yanlış uygulama. Bu da çok tabii önemli. Yani ufacık da 3-5 santim, hı-hı, kaydırırsınız. Şu olur, bu olur vesaire. Veya kilo vermekte zorlanır. Kilo ile ilgili şeyler vardır. Hacamat bölgeleri vardır. Her hastalığın, aklınıza gelen her hastalığın şeyi vardır. Bölgesi vardır aslında. Bölgesi var. Bakın, hacamat yaparsınız, adet sancısını kesersiniz. Evet. Tamam. Hocam gerçekten de. Tabii bunlar böyledir. Onun için bunları bilerek hareket etmek lazım. Bilmeden. Her hastalığın tedavisi var. Yani vallahi her rahmetli zaman atalarımız demişler aslında ki yarım, hı-hı, doktor candan diye bir ifade. Hı-hı. Bakın eskiden biz doktorlar ne bilirlerdi biliyor musun? Ne okurlar? İbn Sina ne okudu? Hı-hı. Biz doktor doktor diyoruz değil mi? Sadece, hı-hı, doktor değildi ki o. Astronomiyi iyi biliyordu. Matematik daha iyisiydi. Hı-hı. Edebiyatı iyi biliyordu. Fiziği iyi biliyordu. Yani eskiden doktorlar birçok ilmi alıyorlardı. Hı hı. Ondan sonra etraftan böyle bütüncül bakıyorlardı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sadece ortodoks tıp. Hop. Ben kameraya nasıl bakıyoruz ama bu tarafta Nülüfer mi var? Bu tarafta bizim Çağrım var. İşte Abdül etrafında ne var? Kim, evet, var? Hiçbirini biz görmüyoruz. Sadece burada ne görüyoruz? Yani diyoruz bir tane üzerine ışık yanan, evet, bir kamera, hı hı, var. Arkasında kırmızı saçlı bir kız var diyoruz değil mi? Evet. Başka bir şey yok. Bu böyle değil. Dünya çok farklı. İnsan da öyle farklı. Artı bizim eğitim aldığımız insanlar da bizden çok farklı. Yurt dışındakiler ne diyorlar? İnsan. Aa, işte düşünen hayvan. Yuh. Evet, nasıl yurt dışında. Evet, tarif öyle. Düşünen hayvan. Hepimiz hayvanız. İnsan düşünen. Oradan ayrılıyoruz. İnsan, ruh ve beden kardeşim. Senin ruhunda problem olursa bedenin. Bedende problem olursa ruh. Hepsi birbirine. Bunlar tetikliyor. Yabancının bu ruh dediğimiz olguyu, hı hı, anlaması asla mümkün değildir. Anlayamaz, hı, zaten. Tamam mı? Onun için şunu emin olun. Hı hı. Bütün iyi doktorlar İslam dünyasından, Türk dünyasından çıkmıştır. Şu anda piyasada olan, geçmiş tarihte olan, hı hı, bütün böyle ünlü dediğimiz doktorlar da bizden çalmışlardır. Hepsi, hı, hırsızdır. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ağzınıza sağlık diyelim. Evet sevgili izleyiciler, Mustafa Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.